Merhaba arkadaşlar, bir Zodyak programına daha hoş geldiniz diyorum. Sizler için astrolojik bilgiler vermek üzere bugün de yine konuğumla birlikte karşınızdayım. Ama ben konuğumu size tanıtmadan önce bazı konularda size açıklama yapmak istiyorum. Çünkü uzun bir süre inşallah birlikte olacağız. Şöyle ki bu programa neden başladık, bu programı neden yapıyoruz? Ben bununla ilgili bir iki cümle söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Murat Zurnacı YouTube televizyonu projesi var ve buna başladı. Bence çok güzel bir şekilde de gidiyor. Çok başarılı olacağına da inanıyorum. Çünkü bu konuda haritasına bakmıştım. Ve Murat dedi ki bir dedi astroloji programı yapalım ve bu astroloji programında astrolojinin gerçek hakikatini anlatalım. Fal olmadığını, matematiksel olarak nasıl çalıştığını bunlarla ilgili bilgi verelim. Böyle bir program yapalım ama sen dedi astrolog arkadaşlarını da davet et. Birlikte bir sohbet havasında insanlara en doğru bilgiyi aktaralım. Biz bu niyetle yola çıktık. Ben 5,5 yıldır profesyonel astroloğum. Sosyal medyada adım Jüpiter'in kızı Emelce diye ve 5,5 yıldır eğitimler veriyorum. Normalde gerçek mesleğim öğretmenlik. 5,5 yıldır da astrolog yetiştiriyorum ve benim kendi öğrencilerimin de birçoğunun akademileri var. Danışmanlıklar yapıyorlar, hatta eğitimler veriyorlar. Bu alanda da çalışıyorlar. Yani ben burada normal bir sunucu sıfatıyla oturmuyorum. Bunu sizlere öncelikle açıklamak istedim. Dolayısıyla ben burada sizlere elimden geldiğince astrolojik bilgiler verip siz de bu astrolojik bilgileri kendi bireysel hayatlarınızda kullanabilmeniz için gayret sarf ediyorum. Bunun için buradayım ve her haftada yine kendi alanında uzman astrolog arkadaşlarımı çağırıyorum ve sizlere en doğru bilgiyi aktarmak niyetiyle buradayız. Ve bu haftada yine çok çok tecrübeli, hatta yayın konusunda benden çok daha fazla tecrübeli, sizin de çok severek takip ettiğiniz çok özel bir konuğum var. Dolunay Karaca, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Çok teşekkür ederim Emel. Evet, Dolunay zaten mutlaka medyadan tanıyorsunuzdur. Tanımıyorsanız da kendisi 10 yıldır aktif Evet, yayın yapıyor oldu. zaten. Bilgi aktarıyor. O yüzden de bu konuda Ay benden daha çok teşekkür tecrübeli ederim. dedim. Bugün de bizler için gündemi yorumlayacak, gündemdeki astrolojik göstergeleri anlatacak, bunlarla ilgili bilgi verecek. Arada tabii ben de yine kendi öngörülerimi, fikirlerimi paylaşacağım sizlerle. O zaman bu haftanın enerjisiyle mi başlayalım Olur yoksa tabii ki. 14 Şubat'taki güç savaşlarından mı Bence direkt bahsedelim? bu haftanın ilk Tamam. önce 5 Şubat haftasının enerjisiyle başlayalım. Çok da güzel anlattın, çok da güzel ifade ettin kendini. Evet, sen de bir astrologsun ve böyle astrolog arkadaşlarını davet edip böyle bir şeyleri birlikte yapmak bence çok keyifli. Ben ilk kez katılıyorum astrologa Öyle programa. şahane o Ya zaman. yani benim için bu bir ilk olacak Emel. Teşekkür ederim. O zaman burada hemen biz her şeyi astrolojiyle ifade ediyoruz ya, sen de biliyorsun bu hafta birçoğumuz için şanslar, fırsatlar, Var. yenilikler, ilk adımlar vardı. O zaman bu da senin için ilk adım olsun. Belki bununla birlikte kafanda farklı projeler canlanacak diye Olabilir. Neden düşünüyorum. olmasın? Evet. Neden olmasın? Evet, o zaman 5 Şubat'la devam ediyoruz. Şimdi 5 Şubat günü Merkür Kova burcuna geçiyor. Evet. Merkür bizim iletişim, düşünce yapımızı anlatan gezegen ve Kova burcuna geçtiği vakit tabii ki bilimsel konuların, yapay zekanın, bunların konuşulması ön plana çıkacak. Zaten geçecek ve Plüton'la kavuşacak. Zaten Plüton'un Kova'ya geçmesiyle aslında sırayla bütün gezegenler hani Plüton'la bir çarpışarak bir onun şeyini alıyorlar, enerjisini alacaklar. Dolayısıyla 21 Aralık'ta aslında ta buraya belki biraz öne çekeceğim konuyu ama 21 Aralık 2020'de ne oldu diye baktığımızda Jüpiter ve Satürn Kova burcunda 0 derecede kavuşmuşlardı. Bunu sen de gayet iyi biliyorsun Evet. ve 20 yıllık bir döngü oluşturmuşlardı. Bu büyük bir farkındalığı, büyük bir açılımı sundu bizlere aslında. Şimdi Plüton buraya girdi ve bu 0 dereceyi tetikledi. Ve bu 0 derece sürekli olarak şimdi Merkür'ün girişiyle tetikledi. Daha sonra işte Mars, Venüs hepsi girecekler ve tekrar tekrar tetiklenecek. Bu Şubat ayı gerçekten özellikle bilimsel konularda, teknolojik konularda, yapay zeka ile ilgili konularda ve özgürlük, en çok da özgürlük konusuyla ilgili insanları etkileyecek bir süreç. Ve
Plüton zaten çok böyle ağır hareket eden bir gezegen, evet. Biliyorsun 248 sene sürmüş daha önce Kova'da oluşu. Fransız istilali olmuş, bir takım bağımsızlık savaşları olmuş, bir takım kitlesel hareketleri açıklamış bizlere. Bu anlamda da çok çok önemli bir geçişti bu. Ve biz şu an belki farkındayız, belki değiliz ama çok önemli bir dönüm noktasından geçiyoruz Emel. Yani belki bunu şu an çok idrak edemiyoruz. Bir müddet sonra diyeceğiz ki ya biz nelerden geçmişiz aslında sorunsalını önümüze koyabileceğiz. O yüzden şimdi bu hafta bir kere Merkür'ün de Plüton'la kavuşmasıyla bence çok hipnoz böyle enerjisi de biraz çıkıyor. Çünkü Merkür düşünce demek en basit açılımıyla. Plüton onu dönüştüren demek. Düşüncelerin dönüşümü. Yani birilerine bir şeyleri empoze etmek, birilerine bir şeyleri anlatmakla alakalı bir haftadayız. Hemen bundan sonra yani haftanın sonunda 10 Şubat'ta Kova Burcu'nda yeni ay gerçekleşecek. Onun da Uranüs'le bir dik açısı olacak. Yani gökyüzünde hareket hiç bitmiyor. Sürekli bir hareketteyiz. Evet. Ve Şubat, Mart, Nisan gerçekten hepsi ayrı hareketlerin, böyle üst üste zincirleme hareketlerin geleceği önemli bir seneden geçiyoruz. 10 Şubat yeni ayı nasıl olacak dersen 20 derece Kova Burcu'nda olacak. Yeniliklere adım atmakla alakalı olacak. Zaten yeni ayın manası bu. Evet. Yeni adımlar, yeni hevesler, yeni başlangıçlar demek. Uranüs'ten dik açı alıyor olması, Güney düğümden ise üçgen açı alıyor olması bizlere ne ifade ediyor? Demek ki geçmişten düşündüğümüz bazı konularla ilgili resetlemeler yapmalı. Onu tekrar yeniden revize edip yeniden ele almalıyız. Yani geçmişte bir şeylere başlamak istiyorsundur, başlayamamışsındır. Ve şimdi 10 Şubat yeni ay ile birlikte ya benim daha önce düşündüğüm bir şey vardı, dur bak şimdi ona bir format atıp yeniden yapıyorum diyeceğim bir süreç olacak. Ülkemiz için nereye denk geliyor bu? Parasal konulara. Evet. Çünkü dış borçlar, 8. ev, ödemeler ve bankacılık sektörü, dijital paralar, kriptolar, borsa, tüm bunlarla ilgili, tüm bu finansal konularla ilgili bir takım yenilikler ve yeniden revize edişlerin hayatımıza geçeceği bir süreç. Evet. Çok güzel anlattın Dolunay. Ben de o zaman bu göstergelerle ilgili sen böyle söyleyince zihnimde hemen canlanıverdi. Hemen ben de ilk aklıma gelenleri ifade edeyim. Şöyle senin de söylediğin gibi Merkür, Plüto ne yapacak? Kova Burcu'nun ilk derecesinde kavuşacak. Evet. Ve burada aynı zamanda kim var? Altair sabit yıldızı var. Doğru. Altair sabit yıldızı Amerika ile bağlantılı, Bill Gates ile bağlantılı, havacılık sektörüyle, iklimle, uzay teknolojisiyle bağlantılı. Hı-hı. Sen deyince böyle kafamda ifadelerin daha da canlandı. O zaman demek ki bu hafta özellikle tekrar Amerika çok gündemimize gelecek, uzayla ilgili konular, iklim olayları ve bunlarla ilgili hani dedin ya böyle bir dönüşüme uğrayacak düşüncelerimiz diye. Evet. Ki bu hafta zaten işte Elon Musk'ın çip takma konusu gündeme geldi. Doğru. O zaman demek ki bu hafta hepimizin dünyaya, olaylara, Amerika'ya, insanlığın gidişatına, teknolojiye dair bir zihinsel ne yapacağız, nasıl diyeyim, yükseliş. Çok farklı doğru. Bir bakış açısı yaşayacağız diye sen onları söyleyince kafamdan geçti diye düşünüyorum. Bunun yanında Ukrayna'nın Satürn'ü 1 derece Kova'daydı. Bu 21 Aralık'taki göstergeler Ukrayna-Rusya savaşıyla da bağlantılı. Bunları tetiklemişti. O zaman demek ki bu haftaki göstergeler yine Ukrayna'yı, Rusya'yı, Putin'i de belki gündeme getirecek diye düşündüm. Onun haricinde senin de ifade ettiğin gibi 8 Şubat'taki yeni ay 20 derece Kova Burcu'nda olacak. 10 Şubat'taki evet. Evet 10 Şubat'taki bu Türkiye'nin ikinci evindeki para evindeki Neptün'ü de tetikleyecek. Aynı zamanda 5. evindeki Akrebi de tetikleyecek ve bunlar tetiklendiğinde bu işte Dilan Polat, diğer Arda Turan ve bir takım sosyal medya fenomenleriyle ilgili gözaltılar, skandallar, entrikalar patlamıştı. Dolayısıyla ben bu yeni ayda yine bu entrikaların ve skandalların yine borsayla ilgili de skandalların gündeme geleceğini ve yine bunlarla ilgili mahkeme süreçlerinin hatta ben Dilan Polat'ın dışarı çıkacağıyla ilgili bir öngörüm var ama işte Mart Nisan'ı bulacak diye düşünüyorum ama bu yeni ay bunları tetikleyecek diye ve yine başka dolandırıcılık
hikayelerini, skandalları ve gözaltıları da gündeme getirecek diye düşünüyorum. Özellikle de Venüs'ü tetiklediği için yine böyle daha çok kadın figürlerinin ön plana çıktığı hadiseler şeklinde ya olabilir Uranüs diye düşünüyorum. Uranüs zaten beklenmeyeni beklemekle alakalı. Evet. Uranüs karesi olduğu zaman hep böyle şaşırtıcı, aa gerçekten mi, öyle mi, bu da mı öyleymiş dediğimiz konular özellikle gün yüzüne çıkıyor. Evet, bu arada sen onu demişken şöyle bir şey de aklıma geldi. Dolayısıyla 5. evdeki Venüs sanatçıları da anlattığına göre. Tabii. O zaman sanatçıların birazcık kirli çamaşırları diyelim. Çocukları da anlatıyor çocukları ya 5. ev. Evet. Çocuklarımıza da biraz dikkat etmek. Evet. Belki onların bu dijital bağımlılıkları veyahut da oralarda işte kontrollü. Mesela ben şimdi okuyorum haberlerde falan. İşte İngiltere, Amerika artık böyle şey almaya başlamış. 16 yaşından sonra kullanmaya izin veriyor, evet, çocuklarında. Yani bir takım yaptırımlar geliyor bunlarla ilgili. O zaman burada tam çok doğru noktaya, evet, değindin. O zaman demek ki bunlarla ilgili de şimdi düşününce bir takım kararlar, evet, alınabilir. Alınmalı da zaten. Evet. Çünkü yani biliyorsun hepimizin çevresinde işte kendi çocuklarımız olsun, yeğenlerimiz, evet, olsun vesaire. Benim de ikizlerim var 13 telefon, yaşında. Ellerinde bir laptop. Tamamen dijital bağımlılık. Ha, bu bir tek onlar için geçerli değil. Bizler için de geçerli. Yani ben kendime baktığımda da ben evet bir dijital köle olmuşum. Doğru, evet, diyorum yani buna. Ama buna bir yaş sınırlanması getirilmeli. Daha o küçücük güzel tertemiz beyinleri bu şekilde yıpranmamalı. Kendilerini daha çok okumaya, daha çok araştırmaya, daha çok daha farklı bilimsel konulara, tekniğe açmalılar diye düşünüyorum. O yüzden bazen belki onları bu konularda örnek almalıyız, işte İngiltere'yi, Amerika'yı. Yani biz de evet biraz sınır koymalıyız bu yeni aile birlikte. Evet, çok güzel ifade ettin. Teşekkürler. Peki bu Merkür Kova süreciyle ilgili işte burçlarla ilgili söyleyeceklerim var mı, yoksa 14 Şubat enerjisine geçelim? Şimdi şöyle, bundan sonraki durum 14 Şubat'a geçmek istiyorum ben. Tamam. Çünkü hem vaktimiz kısıtlı hem, evet, de konularımız çok açıkçası. Evet, bir de 14 Şubat herkesin beklediği, dört gözle beklediği. Çok, aynen. Psikolojik mende bir işte ilişkisi olsun olmasın, sevgilisi olsun olmasın değil mi? Psikolojik mende herkeste bir 14 Şubat'ta ne olacak? 14 Şubat'ı yani yalnız mı geçireceğim? Hemen... Şimdi yalnız mı geçirecekler? Ne yapacaklar? Dolunay ne diyorsun? Şimdi şöyle diyorum. Kim yalnızlık Allah'a mahsus. Kimse yalnız geçirmesin inşallah. Fakat tabii ki öyle bir sert açılar da var ki gökyüzünde. Yani hatta bu 5 Şubat haftasıyla başlayan, çünkü biliyorsun illa tam kavuşum olduğunda o enerjinin en çok patladığı an, ama evet, gezegen yaklaşırken biz zaten hissetmeye başlıyoruz o manipülasyonu, o mobbing uygulamalarını, o güç savaşlarını. Dolayısıyla şu an bile aslında etkisi var. Yani Mars, Plüton ve Venüs'ün kavuşması. Şimdi Mars, Plüton'un kavuşmasını örnek, gücün dayatılması. Mars güç demek. Evet. Plüton güç demek. Mars savaş demek. İşte gizli öfke, şantaj, taciz, belki cinsel içerikli maalesef bir takım suçlar, evet, olabilir. Venüs Plüton'a baktığımda Venüs aşk demek, Plüton gene güç savaşları demek. İkisini birleştirdiğimizde hem biraz böyle imkansız aşklar, hem biraz böyle nasıl diyeyim sana, zor elde edilen veya paranın gücü, parayla satın alınmak isteyen takıntılı aşklar. Takıntılı aşklar, çok doğru söyledin. Yani üçü birleştiğinde peki ne olacak? Ne olacak? Yani kan çıkacak. Allah korusun. O zaman bu 14 Şubat birazcık da buluştuğumuz, görüştüğümüz, illa yalnız kalmayacağız diye buluştuğumuz, görüştüğümüz insanlara dikkat etmemiz lazım. Şuna dikkat etmeliyiz. Biraz sağduyulu olmaya. Biraz şimdi astrolojinin amacı nedir? Kılavuzdur astroloji. Evet. Yani yol göstericidir aslında. Gökyüzünün dilini okumaktır ve insanları ifade edebilmektir. Ve bunu doğru yapabilen insanları takdir etmektir. Yani dolayısıyla tabii ki biz burada falcılık yapmıyoruz. Tabii ki biz burada işte kehanetler vesaire vesaire değil. Gezegenlerin açılarına göre bir takım öngörülerde ve tavsiyelerde bulunuyoruz. Aynen. Dolayısıyla benim tavsiyem şu olur. Böyle bir açı varsa o hafta gökyüzünde. Yani olmayacak duaya amin demeyelim. Bir.
İkincisi, bazı şeyleri çok fazla tutku, çok fazla hırs insanı yiyip bitiriyor. Karşındakini yiyip bitiriyor. Kendi kendimize, içimize atıp kendimizi debelememize gerek yok. Biraz bazı şeyleri akışında bırakmak önemli. Evet. Ve seninle yürümek isteyen zaten seninle geliyor. Fısıltın yetiyor. Bağırmaya, evet, çağırmaya gerek yok. Seni duymak isteyene fısıltın yetiyor. İşte bu manada biraz daha iç rahatlığa, maneviyata önem vermek iyi gelecektir diye düşünüyorum. Evet, ki sen de söyledin, gezegenler hareket ediyor. Ardından ne yapacak? İşte Güneş balığa geçecek, Neptün'le kavuşacak. Zaten hırs edip olmayacak, zorakir bir ilişkiyi hayata geçirseler bile ne yapacak? O süreçte bu sefer aldanmalar, hayal kırıklıkları, yanılgılar, aynen, bunlar devreye girecek. Bu anlamda da astrolojiyi kılavuz olarak kullanırlarsa, kesinlikle, o zaman 14 Şubat'ta ne yapıyoruz? Çok hırs dikkat ediyoruz, yapmıyoruz. Evet, hırs dikkat ediyoruz. Kıskançlık yapmıyoruz. Kıskançlık dikkat yapmıyoruz. Dikkat ediyoruz. Güç savaşlarına girmiyoruz. Şunun için çok güzel. Mesela yeni bir oluşum için. Çünkü hepsi böyle kovanın ilk derecelerinde yeni başlangıç enerjisiyle kavuşuyorlar. Ve kova sabit bir burç. Dolayısıyla buradan böyle çok güzel ruh eşi veyahut da çok güzel devam eden istikrarlı ilişkiler de çıkabilir. Yani her zaman her şeyin olumsuz yönünü değil, olumlu taraflarını da almayı ben çok seviyorum. Yani bunu, evet, olumluya çevirmek kişinin cüz'i iradesi kendimizde. Yani bunu mesela sıfır güzel bir başlangıç yapıp ve bunu ömür boyu devam ettirebileceğin şeylerde bulabilirsin. Peki şöyle de yorumlayabilir miyiz? Şimdi kova burcunda olduğu için hani kova birazcık daha üst level olarak görüyoruz ya, bilinç düzeyi olarak, evet, da. Plüton'u da değişim dönüşüm olarak da tanımlıyoruz. O zaman ilişkilerde mesela mevcut bir ilişki var ama sorunlu. Hmm. Onlarla ilgili de bir değişim dönüşüm, daha artık çok doğru, farklı yaklaşımlar, aynen, şeklinde. Çok doğru. Mesela herkesin kendine ait bir space, bir alanı olmalı. Çünkü kova özgürlük demek. Kova arkadaşlık demek. Yani ilişkinin aslında arkadaşlıktan başlaması gerektiğini, aynı doğrultuda hayata bakmak, aynı doğrultuda dertleşmek, birbirine destek olmak. Dolayısıyla problemleri aslında çözmek demek. Evet. Yani bunlara yeni bir bakış açısı getirmek. Hatta şöyle bir şey gözümde canlandı sen böyle ifade ederken, anlatırken. Yani güç savaşları diyoruz ya, mesela ne yapabilir burada? Bir kişi, evet, bu Mars Plüton enerjisiyle karşı tarafı zorlayabilir. Hı hı. Aslında bu zorlaması belki onun değişimi dönüşümü adına ne yapabilir? İyi olabilir, sebep olabilir, çok bu şekilde güzel, de evet, çalışabilir, kesinlikle, diye düşünüyorum. Yani dolayısıyla o zaman demek ki ilişkilerde eğer birileri bizi zorluyorsa, inat etmek yerine, eski tutumlarımızı sergilemekle ilgili inat, evet, etmek yerine kova ve Plüton dönüştürmeye, daha yenilenmeye, kendimizi değiştirmeye ihtiyacımız ya da bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Demek ki kesinlikle, bu açıdan da bakabiliriz. Kesinlikle. İnşallah şeklinde da öyle olsun diye düşünüyorum, evet, ben. Herkes ilişkilerle ilgili değişsin, dönüşsün. Artık daha ne diyelim, birbirlerinin özgürlük alanlarına gasp etmesin. Gasp etmeyen. Kesinlikle saygı duyan. Saygılı daha ilişkiler. Karşılıklı fedakarlık yapan, evet, ilişkiler gündemde olsun. Daha hümanist, daha insancıl yaklaşımlar olsun. Evet, evet. Şimdi Amerika demişken bir Amerika'ya değinmek, evet, istiyorum. Evet, Amerika'yı hemen bir konuşacaktık. Gidip gelmek istiyorum. Evet. Aslında şöyle gidip gelmek istiyorum derken, evet, o da güzel oldu. Şimdi Trump bu haftaki haritasına enerjiyle ağzından çıkan söz olacaktı. Sihirdir diyelim. Evet, olacak diye ben düşünüyorum. Ben sürekli gidiyorum aslında. Benim kuzenlerim falan orada yaşıyorlar. Yani severim Amerika'yı, severim, ne yalan söyleyeyim. Şimdi Trump'ın haritasına baktığım vakit aslında başarı noktası. Ben mesela haritalarla çalışırken kişilerin başarı noktalarını da çok önem veririm. Trump'ın başarı noktası 19 derece Koç'ta. Ve 8 Nisan'da bir tutulma gerçekleşecek. 19 derece Koç'ta olacak bu tutulma. Güneş tutulması. Yanlış söylemiyorum değil mi? Kesinlikle öyle diye düşünüyorum ben. Evet, Trump'ın haritasını. Aynen, aynen. Ve bu haritayla birlikte çok güzel bir tetiklenme alıyor Trump. Yani onun tekrar başa geçmesi, tekrar liderlik etmesi, tekrar yepyeni sıfırdan bir sayfa. Çünkü güneş tutulmaları yeni ayların üst oktavıdır. Yani nasıl her ay bir yeni ay olur? Evet, bunlar bir güneş tutulması değildir belki ama yeni başlangıç için heveslenmedir. Evet. Güneş tutulması da bazı şeylerin artık gerçekten kapıya dayandığı ve kadersel etkilerin gündemde olduğu süreçlerdir. Dolayısıyla 8 Nisan'daki güneş tutulması Trump'ı çok önemli bir noktadan, başarı noktasından tetikliyor. Bu manada da
Evet, neden olmasın? Tekrar ben liderlik edeceğine, tekrar güneş gibi doğacağına inanıyorum. Evet, bu konuda ben de öngörümü paylaşmak istiyorum. Hı-hı. Hatta yayın ekibimiz Trump'ın seçim haritasının transitini, ki evet ekrana da getirmişler, şimdi görüyorum. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bunu daha önce sosyal medyadan da ifade etmiştim. Trump'ın tekrar gündeme geleceğini ve hatta evet, tekrar seçime kazanacağına dair. Seçim haritasına baktığımız vakit de zaten Jüpiter'in Trump'ın Kuzey Ay düğümüyle kavuştuğunu, hı-hı, görüyoruz. Tabii ki bu sürece kadar Trump'ın haritası zorlanacak da. Tabii, tabii. Çok zorlanacak. İşte geçen gün de sosyal medyada vardı. İşte hapise girme tehlikesi, yok hakların, hı-hı, elinde, hı-hı, alınması gibi. Bütün bunlar gündeme gelse de ben bunları atlatacağını ve başa geleceğini düşünüyorum. Şimdi fakat Trump'ta bir de şöyle bir şey var, lafını unutma. Krizleri fırsata dönüştüren, aynen, bir enerji var. Bir, Regulus yıldızı var, iki. Evet. Yani hani böyle de bir etkisi Regulus'u var. Regulus'u iyi bilirim, ben de olduğu için. Regulus muhteşemdir ya, gerçekten. Evet, ama o krizlerle baş etmek tabii herkesin harcı. Her yiğidin harcı değil. Yükseleni aslan, ay burcu yay. Trump'ın kendi burcu da ikizler, dolayısıyla iletişimsel konularda da çok fazla öne çıkıyor, yanlış anlaşılmalar oluyor vesaire vesaire, ama bir şekilde bu krizlerin hepsini yönetiyor, fırsata çevirip yönetebiliyor. Şimdi Trump'la ilgili krizler demişken, Trump'la ilgili bu krizler aynı zamanda Amerika'nın kendi içindeki şu an başlayan, hı-hı, bir takım iç karışıklıkları da daha artıracak, daha tetikleyecek, yani Trump'ın haritasıyla bağlantılı olarak, evet, çalışacağını düşünüyorum. Şimdi şöyle, bununla ilgili ben şunu düşünüyorum. Zaten Amerika Yengeç burcu. Dolayısıyla bu sene tutulma hattı Koç ve Terazi'de, öncülerde. Demek ki Yengeçler, Koçlar, Teraziler ve Oğlaklar, yükseleni veya burcu bu burada olanlar zaten önemli tetiklenmeler alıyorlar. Dolayısıyla Amerika'nın önemli tetiklenme almaması gibi bir şansı yok. Alacak, alıyor da. Evet, bir de ben şöyle, hatta yayın ekibimiz o haritayı ekrana, hı-hı, getirse, bu geçen hafta olan 25 Ocak Dolunay'ı. Evet. Aslında 25 Ocak Dolunay'ının transitine Amerikan haritasına koyduğumuz vakit, evet, Amerika haritasının ay düğümlerinin tetiklendiğini görüyoruz. Doğru. 5 derece kova aslan aksında. Ve ne oldu? Bu Dolunay oldu. Amerika haritası tetiklendi ve zaten bu işte Texas olayı ne yaptı? Direkt gündeme geldi. Diye, gündeme geldi. Evet. O zaman demek ki buradan anlıyoruz ki Amerika'nın yaşadığı bu olay bizim astrolojik olarak tabir ettiğimiz kadersel karmik olaylar, bir olay. Sen de biraz önce ilerideki o 8 Nisan tutulması için ne dedin? Eski konular, evet, gündeme, evet, gelecek. Evet. O zaman demek ki Amerika ile ilgili bu süreç devam edecek. Hı hı. Özellikle de eski konuları tetikleyecek. Evet, gündeme gelecek, evet, şeklinde kesinlikle yorumluyorum. Bir de şimdi ben o transiti şöyle hızlıca ileri götürdüğümde, çünkü, hı, o Güney Ay düğümü tetiklendi dedim ya, götürdüm 2027 yılında, evet, Dolunay 2027-28'de bu sefer bu Plüton o Güney Ay düğümüne geliyor. Yani o ben orada mesela Donald Trump'ın yani başkan olsa da orada tekrar bir kaosa düşeceğini düşünüyorum. Evet. Ve orada tekrar başkanlıkla ilgili bir problem yaşayacağını, evet, düşünüyorum. 2027, aynı şeyi bak, 2027 diye yazdım. Bunu gör. Evet. 2027-28'de bu, yani bu başlayan süreç orada bir tamamlanma, aynen, olacak. Aynen. Ve bu işte Amerika'nın ekonomisiyle ilgili, eyaletlere bölünmesiyle ilgili işte insanlar soruyor. Bunlar birdenbire olmayacak. Bu süreç aslında 2027-28'e kadar devam edecek. Devam edecek, olacak bir süreç. Hani insanlarda şöyle bir algı oluyor. Hah, tamam, hemen karışıklık başladı. Hemen, evet, tamamen eyaletlere ayrılacaklar, değil, birbirlerini değil, yiyecekler, öyle bir şey, bir batacaklar, işte dolar gidecek. Bunların hiçbir, çünkü Plüton, sen de çok güzel ifade ettin, jenerasyon gezegeni ve ne yapıyor? Ağır, yavaş, diyor, ağır. Kesinlikle. Kesinlikle. Seyrediyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Şimdi bu sene bak mesela neler var benim gözümde. Özellikle mesela 11 Nisan'da Satürn'le Mars kavuşuyor Balık burcunda. Mesela bu da çok önemli bir kavuşum, bu senenin önemli, evet, açısı. 18 Nisan'da da Jüpiter'le Uranüs kavuşuyor Boğa burcunda. Yani bu tam böyle Nisan ayı, hem tutulma ayı, işte 25 Mart'taki tutulma, sonra 8 Nisan'daki tutulma derken bu kavuşumlar, yani Nisan ayı çok çok böyle önemli olayları önümüze getirecek. Gerçekten büyük farkındalıklar açacak bizlere. Ya ben Nisan'dan biraz tedirginim.
Öyle evet. söyleyeyim. Nisan'dan biraz tedirginim. Hem salgın hastalıklar konusunda. Çünkü daha önceki açılara baktığımızda bu kavuşumlar olduğunda işte Satürn'ün efendime söyleyeyim Mars'la kavuşumunda salgın hastalıklar gene tetiklenmiş, depresyon tetiklenmiş evet. ve balık burcunda olduğu için bir takım bağımlılıklar özellikle kaçış noktaları vesaire gibi konular tetikleniyor. Denizlerden gelecek sorunlar maalesef tetikleniyor. Dolayısıyla bahar aylarına genel hatlarıyla aslında dikkat etmemiz lazım. Şimdi biz 5 Şubat'tan başladık bahara gittik hemen evet. ne diyorsun? Bu arada o zaman ben şöyle söyleyeyim. Aslında ben o salgınları Nisan değil hatta Mart ayından Mart'ta başlar etkisi. Tabii etkisi ayını, şimdi bu demin evet. söylediğim şeye geliyor. Tam o kavuşum olduğu an değil. Zaten onun daha öncesi 20 gün öncesi, 1 ay öncesi biz bunları yaşamaya başlıyoruz. Evet, hatta ben bu konuda da yakın çevremde uyarıyorum. Hmm. Kendim de tabii ne kadar tedbir alıyorum. Yani gün suyu kullanıyorum bu arada bunun için. Mart ayında biraz salgınların daha artacağını evet. hatta okulların kısa süreli kapanmalarının bile gündeme geleceğini düşünüyorum. Bu anlamda da buradan herkesi hani uyarıyorum kendince herkesin bağışıklık sistemini güçlendirici yöntemleri tabii. Vardır. Tabii. Ben şu sıra gümüş suyundan destek alıyorum. Artık yani şimdiden bir güçlendirsinler diyebiliriz. Güzel Mars. Bence de. Ya zaten bağışıklığımızı her türlü güçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü güneş patlamaları işte güneş maksimumda deniyor, o deniyor, bu deniyor. Bunlar hep yediklerimiz, içtiklerimiz yani pek çok şey aslında hem fiziki olarak hem dışarıdaki etmenler bağışıklığımızı çok fazla tetikleyen ve düşüren konular. Dolayısıyla bağışıklığı hep düzenli, hep işte destek almalıyız efendim. Evet. Uyuma düzenimize, sporumuza, yememize, içmemize hep dikkat etmeliyiz. Evet, ama Mart Nisan'da ekstrem. Çok doğru. Bir de söylediğin o kavuşumlar zannımca bence biraz bu Orta Doğu, İran işte buraları da daha fazla tekrar bir karıştırma diyelim, tetiklenmeye. Doğru. Ki doğru. tam şey olarak da Ramazan ayına denk düşüyor maalesef. Evet. Yine bu tip konular yoğun bir şekilde dolayısıyla ya bu sene gelebilir. Zaten savaş senesi Emel biliyorsun evet. Koç yani Koç ne demek Mars demek Kuzey Düğüm Koç'ta şu an sadece ülkeler için değil liderler için değil normal kişisel hayatlarımızda da kimsenin evet. kimseye tahammülünün kalmadığı artık böyle hani ya aman işte idare edeyim filan modumuzun olmadığı mesela buraya yayına gelirken sen bana dedin ki beni alır mısın kuafördeyim alamam ben gidiyorum. Almadığın iyi oldu. Gerçi ben de öbür türlü bekletiyorum diye gerilecektim. Yani almadığın hani aslında iyi öyle oldu. Öyle bir moto. Evet. Eski ben olsam. Ya ben içimden dedim almaz inşallah dedim. Ben kendim bak bende de öyle çalışıyorum. Kafam rahat olsun hani bekletiyorum diye strese girmeyeyim. Evet. Yani hani bu çok klasik küçük bir örnekti ama izleyenlere de bir enstantane olsun. Hani biraz böyle daha höt bir dönemden geçiyoruz. Bu tür liderler için ekstra önemli. Yani herkes kendi gücünü oturtmak istiyor. Herkes kendi survivor modunda. Herkes kendini düşündüğü. Ama tabii ki önemli olan bu bencilliği biraz daha yapıcı kullanabilmek. Yani bunun hakikaten böyle olması gerektiği için böyle yapılması. Evet. İşte uçakta kötü bir anda ilk önce maskeyi kendinize sonra çocuğunuza takın derler. Çocuğunu düşünmediğin için değil ki. İlk önce kendini bir garantiye evet. al ki ona işlev görebilesin diye. Yani böyle bir enerji zaten gökyüzünde hakim olduğu için 2024 evet savaş senesi. Evet kova burcu hakim olduğu için temalarda Plüton kovada olduğu için evet dijital ve yapay zeka senesi. Ama o zaman burada Satürn balığı da ekleyelim diye düşünüyorum. Onu hiç unutamayız. Her ne kadar evet birazcık daha işte bencilce belki ya da kendi isteklerimiz olsun diye mücadele ederken oradan ben Satürn balığın da yine de şey dediğini düşünüyorum. Kendin için istediğini herkes için istemeyi unutma, fedakarlık yapmayı, evet. anlayışlı olmayı da bir yandan unutma diyor diye düşünüyorum. Bir de ben Satürn balık için şunu düşünüyorum mesela. Şimdi balık tabii ki çok hayal dünyası, yaratıcılık ve kaçışlarla alakalı uç seviyede yani hani balığın gölge yönünde bu. Satürn ise kısıtlama, sınır koyma ve bir şeyleri artık hani çizgi çekme. Dolayısıyla hayalleri aslında somuta dönüştürmek için çok güzel bir zamandayız. Evet. Yani bir takım hayalleri böyle havalarda değil, hadi gel bunu somutlaştıralım demenin, proje üretmenin ve çalışmanın da senesi bu sene. Evet, o zaman Merkür Kova ile birlikte zihnimiz daha aktif olacak, daha parlak olacak. Satürn balıkla da ne yapıyoruz?
Hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Hayalleri ve projeleri gerçeğe i̇nşallah. Dönüştürüyoruz. İnşallah. İnşallah diye düşünüyorum. Çok güzel anlattın. Teşekkür Ağzına, ederim hemen. Sağlık. Yine de böyle senden son gökyüzüyle ilgili söylemek istediklerin varsa. Yani istersen burçları mesela bu 10 Şubat'ta nelere dikkat etsinler yeni ay. Tamam olur anlatmak ona bir söyleyelim. Yeni ayda burçları mesela, anlatmakta zaten uzmansın. Ben burçuyum biliyorsun esasında. Bence sen buraya gelmişken bunu kaçırmamamız lazım. Ay, teşekkür yani. Ederim. Burçları senden dinlememiz şimdi, lazım. Şimdi tek cümleyle hemen anlatacağım zaten. Koç burçları için özellikle kova yeni ayı tabii ki 11. evde olacak. Ve bu manada da sosyal çevre konularında yenilikler yapmalılar. Demek ki biraz çevresel konularını değiştirmeliler. Sosyal ortamlarını değiştirmeliler. Belki biraz projelerini değiştirmeliler. Hayal dünyalarını genişletmeliler. O zaman yeni gruplara girecekler. Evet. Diye. Yeni sosyal çevreler çok iyi olur koçlara. Boğalar için farkındalığın arttığı, özellikle iş konularında farkındalığın arttığı bir süreç olacak 10 Şubat yeni ayı. Çünkü Kova burcu onların tam tepesinde. Yani artık hayata baktıkları o pencere, efendime söyleyeyim kariyerde gerçekten neyi istiyorlar, neyi istemiyorlarla ilgili o çizgileri doğru belirlemek durumundalar. İkizler için özellikle 9. ev konuları dikkat çekiyor ve Uranüs de 12. evden onları tetikliyor. Biraz böyle düşmanlıklar da çekiyor olabilirler veya kendi bilinçaltılarını fazla kurcalıyor olabilirler. Akışına bıraksınlar. 9. ev biraz akışa bırakmakla alakalı ve kendini geliştirmeyle alakalı. Kendini hani o Merkür'ün sorunlu çalışan tarafına değil, mantıklı çalışan tarafına doğru adasınlar diyeceğim. Yengeçler biraz içe dönmeli, iç sesini dinlemeli. 8. evinde gerçekleşiyor yükselen yengeçlerin özellikle bu kova yeni ayı. Dolayısıyla biraz iç dünyaya dönmek, bunu da çok güzel yapar yengeç insanı. Evet. İç dünyaya dönmek, neye ihtiyacı var, neye ihtiyacı yok. O kıstazı iyi ayarlamak havalarda durumunda. Havalarda soğukken kesin evden çıkmayın. Ailevi bunu konular değil mi? Evet. Bir de yengeçler için yeni ortaklıklar da gündeme girecektir. İş birliktelikleri. Evet. Hani daha farklı kimlerle neler yapabilirimin motivasyonunu 10 Şubat yeni ayından sonra daha iyi yakalayacaklardır. Aslanlar yani özellikle sevdikleri insanla, partnerleriyle olan konuları hani demin söyledik ya masaya yatırıp bir dönüşümden geçirsinler. Evet aslanlar için çok ideal bir süreç bu manada. Başaklar, senin yükselen aslandı. Benim yükselenim yengeç. Burcum aslan. Burcun aslandı. Aslan stelyumluyum hatta. Evet. Başaklar için 6. ev konuları gündemlerinde. Yani günlük rutinleri, efendim koşuşturmaları, günlük o düzenleri önemli. Sevdikleri şey zaten. Sevdikleri şey, düzen seviyorlar ve bu düzene ama belki bir yenilik katmak isteyebilirler. Bir farklılık katmak isteyebilirler. Hayatta onlar için bu haftaki motivasyonları hani mutlu olmak mı, haklı olmak mı? İkisi arasındaki o dengeyi tutturmak önemli demişim. Teraziler için değişmeyen tek şey değişimdir demişim. Yeni ay 5. evlerinde olacak. Belki o haz duydukları konularda, belki o spekülatif yatırımlar veya işte yatırım araçlarını nereye, hangi yöne çevirecekleri konularda biraz değişimlere ihtiyaçları var. Akrepler için özellikle ailevi konular ve özel hayat dikkat çekiyor. Her şeyi kişisel algılamamalı. Biraz böyle insanlara empatiyi sınır koymalı. Çünkü çok fazla empati yapıp bu sefer kendini o insanların problemine dahil ediyor. Evet. Yay burçları. Evet, benim burcum geldi. Bakalım bana ne diyecek. Herkes seçtiğini yaşar diyorum bu 10 Şubat yeni ayı için yaylara. 3. evinde gerçekleşecek. Aslında yakın çevre ilişkileri, kardeşler, akrabalarla olan ilişkileri, kısa seyahatler ve gene eğitimsel konularla olan konuları gündemde olacak. Ve yaptığı seçimler önem kazanacak yaylar için. Oğlaklar için parasal konular gündemde kova yeni ayı ile birlikte. Ve para konularında hani sen doğrudur eğri belasını bulur şeklinde bir motivasyon var Uranüs'ten aldığı da dik açıyla birlikte. Kendi inandığı bildiği konu üzerinde devam etmesini tercih etsin. Kovalar yorulduğunda dinlenmeyi bilsinler. Yani kova burcunda oluyor bu yeni ay. Açıkçası dolayısıyla biraz böyle yorulduğumuzda pes etmek değildir bu. Dinlenmek, ara vermek. Ondan sonra mantıklı karar verebilmek fazla adına. Fazla hareketliler herhalde. Evet. Ve balıklar için de şükür enerjisi çok önemli. 12. evlerinde olacak
Kova yeni ayı. Yani nelere sahip olduklarını düşünsünler. Neleri kazanamadıklarını düşünüp üzüleceklerine, neleri hak edip nelerle mutlu olduklarına odaklanmalarını tavsiye ediyorum. Çok güzel, bütün burçlar için çok güzel şeyler söyledin. Dolayısıyla bence bütün burçlar mutlu ayrılacak bu yayından. İnşallah. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Muhteşem ediyorum. Muhteşem bir yayın oldu. O zaman takipçilerimizden mi, izleyicilerimizden mi diyelim? Ben de hani çok alışık değilim, yeni alışıyorum. Ne yapıyoruz? Güzel yorumlarını ve desteklerini bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkürler. Görüşmek üzere, sevgiler, saygılar.